bugüne kadar söylemedik. Gördüğünüz gibi konu bilmiyorum. Özellikle kameralar göstersin. Konu iki hafta oldu galiba. Bandajlı hikayeydi. Hangi tarihte? 17 Mayıs'ta bizim bölge konferansımızı yaptığımız gün polisin saldırısıyla parmağı kırıldı. Önce alçı yapıldı, tutmadı. Sonra ağır bir ameliyat geçirdi ve şu anda sağ kolunu kullanıyor. Neden söylüyoruz? Biz bunu bile duyurmadık. Kutuplaşma olmasın, gerilim olmasın. Bununla halkın gündemini meşgul etmeyelim. Ve bu görüntüler elimizde olmasına rağmen, vekilimiz hastanede olmasına rağmen tek birimiz bunu açıklamadık. Ama dünden bu yana tecrite karşı yapılan bir etkinlik sebebiyle kıyamet koparıyor. Neymiş? Diyorlar ki vekil polise yumruk attı. Demin ifade ettim. Şunlar işkence görüntüleri. SKP İl Başkanı. Şunlar gözaltına alınanların gördüğü işkenceler Sayın Başkan. Alanda da bu vaziyetteydi ve vekiller de fazlasıyla nasibini aldı. Bu da AKP'li vekilin oğlunun polisleri sıraya dizdiği resim. Bu da yine bir vekilin kadın vekil olduğu için ismini söylemeyin, herkes biliyor. Bir polise hakaret ettiği sıradaki görsel. Ne demeye çalışıyorum? Bize bunun üzerinden HDP'ye saldırı için bir bahane aramasını. AKP ve MHP iktidarı seçim çalışmasını HDP'ye saldırı üzerine kurdu. Evet, bizim üzerimize saldırarak muhalefet üzerinde de baskı kurmaya çalışıyor.